Bereketli Ramazan sofralarının olmazsa olmazı elbette ki pide. Fırından yeni çıkmış sıcacık pideler iftar sofralarına lezzet katıyor. Ama bir seçenek de pideyi evde pişirmek. İşte fırına kadar gitmeyeyim, kuyrukta beklemeyeyim diyenler için evde Ramazan pidesi tarifi. Görüntüsü de ben piştim diyor. Nar gibi kızarmış. 11 ayın sultanı Ramazan, sofraların baş tacı da pide. Mutfakta aile işbirliğiyle yapılan o iftar sofraları çok daha bereketli olacak. Bu sene fırınlarda 10 liraya satılacak pide. Ama ben kuyrukta beklemek istemiyorum, fırına gitmek istemiyorum derseniz de işte evde Ramazan pidesi hazırlamanın püf noktaları. Malzemelerin birçoğunu evde bulmak mümkün. Bir yemek kaşığı kadar mayam var. Mayamı katıyorum. Mayam için gerekli olan yarım su bardağı kadar ılık suyum var. Sütüm de ılık oluyor. Onu da yarım bardak kadar sütümü ekledim. Ve şimdi iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Doğal şeker, balı ekliyorum. Ama dediğim gibi siz toz şeker de ekleyebilirsiniz. Bir iki kere karıştırıyorum. Bez örterek sıcaklığını muhafaza ederseniz çok iyi olur. Doldu mu 5 dakika? Doldu. 5 dakikamız oldu. Önce 2 su bardağı kadar unumu ekleyeceğim. İstiyorsa yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir ölçü kadar tuzumu ekliyorum. Artık bu aşamada elle yoğurmaya geçebilirim. Pidemi şöyle güzel sarıp sarmalayacağım ki güzel ısısını muhafaza etsin ve 1 saat sonra kabarsın. Şimdi ilk defa açıyoruz. Bakalım hamurumuz nasıl kabardı. Muhteşem. Ne kadar lezzetli olacağı zaten hamurun kabarmasından aynen, belli oldu. Parmaklarımla şöyle yumuşak yumuşak açtım. Yumurta sarısını pidemin her yerine dağıtmaya çalışıyorum. Şimdi artık pideyi süsleme zamanı. Ben 160 derecede fırınımı ısıttım. Şimdi pidemi fırına koyuyorum. Keşke bu kokuyu tarif edebilseydik ama ağırlaşan kokudan anlayacağımız üzere artık piştim diyor pide. Kesinlikle. Görüntüsü de ben piştim diyor. Kullandığımız tüm malzemeler de mutfağımızda sürekli olan malzemeler. Bence çok daha ucuza mal ettik.